Merhabalar bana anlat kanalına hoş geldiniz. Ne yazıktır ki Müge Anlı'da yine bir kadın mı izliyoruz dedirten görüntüler vardı. Birkaç gündür eşinin aslında haklı isyanı diye başlayıp biz buraya geldik benim çocuğumun annesi yanarak ölmüş. Belki başka bir şey geldi başına ya da intihar etti diye feryat eden acılı bir baba varken şimdi bambaşka bir tablo seyrediyoruz. Aslında Müge Anlı adım adım yaklaştım daha da ne yapayım dedi. Daha mı işleyeyim artık işlenirken gelebilecek tanıklık ya da görgü tanıklığı ya da gizli kamera görüntüsüne ulaşılırsa bu işin delillendirilmiş halini seyredeceğiz. O arabanın kaydına o arabanın görüntüsüne ulaşılırsa neyden bahsediyorsun kimden bahsediyorsun biz hiçbir şekilde bilmiyoruz diyenler için... Filiz Akyüz'den bahsediyorum. Ölümündeki soru işaretlerini araştırıyor Müge Anlı. Dört göz ocağın dördünün de açık bulunduğu ve çok şiddetli bir tüp patlamasından sonra e, hayata gözlerini yuman bir çocuk annesi Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili şüpheleri araştırıyorlardı. Ben de bu şüphelerle ilgili açıkçası e, böyle detaylarını bilmeden önce aslında hiç öyle tüpün patlamadığını... O dört gözün birden neden yandığına, neden açık olduğuna bir anlam verememiştim. Ama kuşanmak üzere olan belki bunalımda bir kadının intiharı gibi de düşünmüştüm. Aklımın ucundan geçirdim. Müge Anlı bu sene intihar kutusunu doldurdu diye de aklımdan geçirdim. Birkaç söylenti var. Bunlar hakkında da sizinle netleştiği takdirde bir şeyler paylaşmak isterim. Hasan Kiraz'la ilgili çok soru soruyorsunuz. Neden gittiler? Salih Çalışkan neden gittiler? Şimdi Filiz Akgüz var ama Müge Hanım Filiz Akgüz olayını 3 günde çözdü. Bu çok uzayacak, dallanacak, budaklanacak bir mevzuya benzemiyor. Oraya bir bilir kişi de çıkarttı. Onu da konuşturdu. kelimesi kelimesine tabiri caizse kız kıvrak bazı şeyleri yakaladı. İnsanlar da bir gün öyle bir gün böyle söyledikleri için artık güven de barındırmıyorlar sözlerinde. Bu güvensizlikte bence soruşturmaya ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Tek tek Filiz Akyüzle ilgili bağlananlar ve onun şüpheli ölümüyle ilgili konuşanlar bu olayı aydınlığa kavuşturdular. Böyle mahalleli konuşunca çok güzel oluyor. Hiç susmayınca çok kolay çözülüyor. Komşu Muazze Hanım 20 gündür evde olmadıklarının farkındaydım. Güneş perdesi çekiliydi. Sürekli o gün olayın olduğu gün sabah 6.30 gibi namaza kalkmıştım. Işığın yandığını gördüm. Çok kısa sürdü. Önce salonun sonra mutfağın ee, çok kısa zamanda diyor ışığı yandı söndü. Öğlen 3 çeyrek gibi de ateşi patlamayı duydum diyor. O lambanın kimin yandığını bulursanız olay ortaya çıkacaktır dedi. Aynı olayla ilgili bu dünkü yayınla ilgiliydi. Notlarım arasındaydı. Bugün de bu hanımefendiden bahsedildi. Ve bugün de bu hanımefendinin söylediklerini destekleyecek bir de genç delikanlı çıktı konuştu. Dedi ki güvenlik görevlisiyim. Ben de gördüm. Önce bir araba geldi. Sonra o kullanılmayan evin ışığı yandı söndü. Ben de kim olduğuyla ilgili herhalde şöyle düşünüyorum. O arabayı tarif edebilir misiniz dediğinde röportajın orasını kesmişler. Büyük ihtimalle arabayı ifadesinde emniyette düzgünce anlatacak. Bu çocuk her şeyi çok net bir şekilde görmüş. Bu olayın çok fazla dallanıp budaklanacağını görmüyorum. Bence bu konu artık yargı aşamasına geçecek. Ve biz Filiz Akyüzü kimin öldürdüğünü şüphelen, şüphelenilenlere e, oturacağız ve izleyeceğiz diye düşünüyorum verilen cezalarla birlikte. Ayın 18'inde intihar etmiş, ilaç içmiş bir kadını niye yalnız bırakıyorsunuz gibi bir soru sormuştu Özkan aileye dönüp. Aslında Özkan oraya ilk çıktığında cuma günü ve pazartesi günü hep şu suçlamayı yaptı. İntihara meyilliydi, daha önce intihar etmişti, intihara kalkışan kızımızı... Neden böyle bırakıyorsunuz diye çok fazla intihar kelimesi kullanıyordu ve intiharla ilgili olasılıkları daha göz önünde bulundurmaya çalışıyordu. Bugün kaldı gördük ki öyle bir durum söz konusu dahi değil. Müge Anlı ile tartışmaya başladılar. Biliyorsunuz Müge Anlı bu kadınlara çektirilen kredilerle ilgili çok sert tepkisini koyar. Yine aynı o şekilde tepkisini koydu. Biraz zıtlaştılar. Cumaki yayından bahsediyorum. Pazartesi günü de gergindi ama Cuma da gergindi. Ee, kredi çektirtmiş Filiz'e 30 bin lira. 30 bin TL krediyi Filiz'e çektirtirdikten sonra Filiz'in hiç yaşamak istemediği, gitmek istemediği işte o baba evi diyelim. Oraya bir ev yaptıttırıyor ve babasıyla birlikte yaptıttırdığını iddia ettiği evi aslında Filiz'e ödettiriyorlar. Bununla ilgili çok direşti Müge Hanlı'yla. Ee, Müge Hanlı bu konuyla ilgili ona hiç taviz vermedi, e, zıtlaştılar. En sonunda da sizler bizler yapmaya başladı. Bilirsiniz böyle şeyler hemen başlar. Ee, siz benim dediklerimi bağlamıyorsunuz, siz kendi bildiğinize göre program yapıyorsunuz demeye başladığı andan itibaren kendisinin bayram da böyle yapmıştı. Kendisinin e, birilerini tembihli bir şekilde kendileri hakkında iyi konuşması için e, bağlanmasını istediğini anlayabiliyoruz herhalde. Ve bu şekilde de kendi tanıklarını kendisinin oluşturduğunu e, anladık. Bunun üzerine Özkan'ın bu işin içerisinde neden olduğunu aklımız ermezken her şey gün yüzüne çıktı. Evde Filiz'le son dakikalarında müdahale eden canının o ilk yandığı ilk can havliyle yaptığı hareketleri anlatan bir genç kız vardı Selin Soytor'un. Kendini banyoya musluğun altına sokmuş ve yanıyorum diye ağlıyormuş. Nasıl olduğunu anlamadım demiş. İçeride çocuğun var mıydı sorusuna hayır çocuğum yoktu demiş. Yolda gözlerini kapatıyordu. Benimle kalk gözlerini kapatma dedim. Ve bir inilti çıkardı diyor. İşte en önemli tanık. Şiar Kılıç'ın olayında da en önemli tanıktı. Yine doktorlarımız hemşirelerimiz en önemli tanıklığı yapıyorlar. Sağlık çalışanları konuşuyor. Diyorlar ki ilk dediği şey Özkan'dı. Özkan diye bağırmaya başladı. Bir de Özkan'ın kim biz de Özkan'ın kim olduğunu sorduk. Eşim dedi. Eee Olayın nasıl gerçekleştiğini sorduk. Kızımı görmeye gittim. Eşim ve kızım evde yoktu. Onları bekliyordum. Sigara içecektim. Çakmağı aldım elime. Ocağı açarken çakmağı çaktım. O anda ne olduğunu ben de anlamadım dedi. E, tüp patladı dedi. Özkan'ı seviyorum ama ailesiyle sorunlarım var dedi. E, eşi geldi. Olanları ona da anlattım. Seni seviyorum dedi. Filiz seni seviyorum deyince hakkın, hakkını helal et demiş eşine. O da helal olsun demiş. Böyle duygusal gerçekten insanın yüreğini burkan dakikalar yaşanmış. Peki Filiz oraya davet edilmişti. Eşi tarafından çocuğuyla bir buluşma ayarlanmıştı. O da kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gidip sigara içtiğini de bilen birileri bu davetin ardından Çakmağa çakacağını çok iyi biliyorlardı. Büyük ihtimalle sigara tiryakisi bir hanımefendiydi. Ve o ateşi yakacağından emin insanlardı o tüpü. Saatlerce açık bırakanlar gece 3'ten sabaha kadar çalışanların yine iddiasına göre görümcemle geçinemezdim eşimin ailesi beni istemezdi. Ve bu çok takıntılı olduğu ev mevzusundan dahi Can havliyle ile bahsetmiş. Ee, i̇yi ki de bahsetmiş bize birçok ipucu bıraktı işte e, yapanın yanına kar kalmayacağı bir zaman dilimi aslında. Orada bunu yapanlar, Filiz Akgüz'e bunu yapanlar kim bilir ne kadar endişe duydular. O ölmediği için hala konuşabildiği için neyse Özkan hemen işte dediğim gibi yanına gidiyor. E, eşinin ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına gidiyor ve orada helalleşiyorlar. Kıldıktan sonra Müge Hanım Özkan'a dönüp dediğinde yani Özkan siz buluşacak mısınız sen çocuğunu oraya götürecek misin dediğinde e, ben onu bilmem ben hiçbir şekilde mesaj atmadım. Oraya da gitmedim orada da değildim diye cevap verdi. E, yani o gün buluşacaklardı ve ben onları yaylaya mı götürecektim yaylada mı buluşacaktık dedi. Yine görümcesinin evinde mi buluşacaklarmış. Özkan buraya cumadan salıya e, çeşitli ifadelerle kıvrak cevaplar verdiği için Net bir şey ben de söyleyemiyorum ama buradaki görünen tabloyu bugün özellikle çizilen tabloyu dehşete düşerek izledim. Bu yine Müge Hanım'ın bazı sözleri vardı. Açıklayıcı sözleri. Bu dedi böyle planlı bir cinayet. Bu öyle e, sallapati yapılmış tabiri caizse bir cinayet değil. Hani Öyle öldürelim bir köşeye atalım cinayeti değil bu. Bu düzenlenmiş ve bir kişinin uygulamadığı e, kararlı, niyetli ve Planlı bir cinayet dedi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer cinayet olduğu ortaya çıkarsa benim tek bir şüphelim var. Ee, ki bu dönem içerisinde duyduklarımızın arasında en enteresan olay olabilir diye düşünüyorum bu konunun. Filiz'in kaynı da konuştu. Ee, Telefon dökümlerinin çıkmasını istiyorum dedi. Çok sinirli o da aynı e, Özkan gibi Fabrikadan arkadaşlarım da bana telefonlarına bak bir şey çıkacak dediler de dedi. işte o cuma günkü pazartesi günkü yayının üzerine ne kadar değiştiklerini bugün bu söylediklerinin e, aksi yönde hareket ettiklerini ortaya çıkardı. Hiçbir şeyden haberleri olmayan telefon dökümlerinin gelmesini bekleyen bu insanlar ne yazıktır ki yalan söylüyorlardı. Ve salı günü yani bugün e, patır kütür döküldüler ve demeye başladılar ki Evet, biz Filiz'in bir ilişkisi olduğunu biliyorduk. Peki biliyordunuz da neden bu kadar sakladınız ve yalanlar söylediniz? Telefon dökümleri çıksın, yok o çıksın, yok bu çıksın dediniz. Madem bu kadının eşine sadık olmadığını hem de uzunca bir zamandır olmadığını biliyordunuz. Üstelik kiminle hep beraber çalıştığınız fabrika arkadaşınızla bir dönem görümcesi de o fabrikada çalışıyormuş. Kaynı o fabrikada çalışıyor ve Filiz Öyle cesur davranmış ki aslında e, bunlar tabii ki onu ölüme giden, götüren hareketler de olabilir. Filiz orada kaynının görümcesinin çalıştığı o fabrikada 2 yıldır bir ilişki yaşıyormuş. Ve bu e, önce onları şoka sokmuş gibi davrandılar. İnkar ettiler. Olamaz dediler. Daha sonrasında da evet biliyorduk dediler. İş arkadaşı da konuştu Nazan Göker. Ailesinin sahip çıkmadığını, köy evi kredi mevzusunu, çocuğuna olan düşkünlüğünü anlattı. Olay gecesi beni aramış ama konuşamadık dedi. Kayni ile aynı iş yerinde çalışırlardı. Filiz Özkan'ı artık sevmediğini iki çocuklu evli fabrikada olan, bugün de yayına çıkan İsmail ile birlikteyim dedi. İsmail de ona gittiğimde Filiz öldü dediğimde, Beni ilgilendirmez dedi bana dedi. E, bu İsmail'in beni ilgilendirmez tavırları Müge anlıda da devam etti. Ama tabii ki İsmail'in kaçışı yok. Evli bir adam. Orada ben her ne kadar arkadaşça görüştüm, görüşmedim, konuşmadım, mesajlaşmadım diye inkar etse de erkekler e, İsmail'in nasıl da böyle ne derler sıkıştığını anladılar ve çok güldüler. Şöyle ki. İsmail zararın neresinden dönersem kardır kafasında. Eşim öğrendiyse bari arkadaşça iş arkadaşı olarak görüştüğümüzü düşünsün. E, düşünmüyorsa bir kerelik bir şey olduğunu düşünsün. Onu da düşünmüyorsa artık Filiz rahmetli oldu öldü gitti e, kafamıza takmayalım mı diyecek. Bu kafalarda kesinlikle böyle düşünüyor. Çünkü bir insan ortada cinayet olabileceği düşünülen bir durum varken bu kadar e, korkak, bu kadar e, sanki o kadınla hiçbir şekilde hiçbir şey yaşamamış gibi inkar eden bir tavırla duramaz. Ona, evdeki kadından korktuğu için böyle davranıyor derler. E, o her ne kadar yo korkmuyorum falan da dese, hatta inatlaşıp benim eşimin yanında bile ben Filiz'le konuştum diye saçmalasa da onun öyle olmayacağını hepimiz çok iyi gördük, biliyoruz. İsmail'in korkusunu bugün kemiklerime kadar hissettim. İsmail Öyle bir korktu ki. Tir tir titredi bugün yayında. Eve gittiğinde, eve döndüğünde ya da memleketine döndüğünde bilmiyorum. Karısının ona neler yapabileceğini tahmin ediyordu herhalde. O yüzden o kadar ürkek davrandığını düşünüyorum. Yoksa bir insan, insanoğlu karşısındaki insan için Allah rızası için gördüklerini, bildiklerini, duyduklarını üstelik ortada bir cinayet şüphesi varsa yaşadıklarını düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden, evdeki hanımını da düşünmeden anlatırdı. Anlatamadı. İsmail o kadar yürekli çıkmadı. Bir görgü tanığı daha bağlandı. Dedi ki Filiz'in kaynı ve görümcesi. Hepimiz orada çalıştık. Bu İsmail ile Filiz'in dedikodusu kulağımıza geldi. Ama Filiz'e konduramadık. E, İsmail zaten başka kişilerle de adı çıkmıştı. Benim duyduğumu Selçuk'ta Selçuk'un eşi ve kardeşi de duymuştur. Duymadık demesine inanmıyorum dedi. Filiz hamilelik döneminde eşinden şiddet gördüğünü ayrılacağını söyledi. Hatta dağ evinden de bahsetti. Doğum izninden sonra da kaynanası kaza yaptı öldü. Başın sağ olsun dedim. Kayınvaliden öldüğü yerde bir daha ölsün dedi. Kayınvaliden öldüğü yerde bir daha ölsün demiş. Çok enteresan bir beddua ölmüş insana bana da acayip geldi dedi. Bu gidişin sonu iyi değil. Ya ben onu ya o beni öldürecek demişti bana zamanında diyor. Müge Anlı da bunun planlı bir cinayet olduğunu, koca Özkan'dan pek beklemediğini ama yineden şüphelerinin olduğunu saçmalıyorsun dedi Özkan'a. Bugünkü yayını izle, söylediklerin mantıklı değil. Sen de gel, bildiklerini anlat. Bazı şeylere ortak olma dedi. Çok çarpıcı bir yayın oldu aslında Salı günkü yayın. Pazartesi günü tanıkların ifadeleriyle takır takır dökülen bazı şeyler. Bugün de ayan beyan ortalığa saçıldı. Artık bunun dönüşü olduğunu düşünmüyorum. İsmail yayındaydı. Konuş kazara oraya çıkmış. Artık her şeyi göze alıp konuşması gerekirdi. Ama bunu yapamadı İsmail. Belki hani derler ya dövmekten önce dövmekle tehdit etmek daha kötüdür diye. Belki eşi neyle tehdit ettiyse onu uyguladıysa şimdi artık nasılsa başıma gelenler geldi deyip İsmail'e bildiklerini anlatabilir. E, diyor ki... Göz göze gelirdik diyor İsmail. Bakışlarından benden hoşlandığını anlamıştım diyor. Tavırlarından anlıyordum diyor. Filiz'in mutsuz olduğunu, ailesiyle problemlerinin olduğunu biliyordum. Arkadaşça mesajlaşırdık. Sonra mesajlaşmayı bıraktık. Ailevi meseleyi hiç konuşmadık. E, Nasılsın, iyi misin harici konuşmadık. İki yıl konuşmuş... E, ''Hiçbir şey konuşmamış değilim. Filiz'in e, benimle toplasanız bir yıl bir arkadaşlığı oldu.'' diyor. ''İki yıldır tanışıyoruz ama bir yıldır konuşuyoruz.'' dedi. E, şimdi bu görümce meselesine gelince ''Hiç çekinmedin mi?'' diye sordular. Orada kaynı orada, görümcesi orada, kaynının eşi orada, o fabrikada çalışıyorlar. ''Hiç çekinmedin mi? Kocası duyar.'' diye deyince... O da dedi ki aslında korktum dedi. Kayınbirader duyarsa diye korktum dedi. Bir sene görüştük iki sene değil diye ısrar etti. Özkan eşinin ilişkisinin olduğunu bildiğini yayında kabul etti. Skandaldı. Gerçek bir skandaldı hem de. Bunun üzerine bir tanık Ergun Öğüt saat 3 gibi araç gelip evin önünde durdu. Terk edilen evde araç kapının önünde duruyordu. Işık yandı. Hemen söndü. Aynı şeyi anlatıyorlar o hanımefendiyle, komşu Muazzez'le. Aynı şeyi anlatıyorlar. Ee, otomobili anlatmadı. Yalnız mutlaka Müge ekibine ekibini anlattı. Sadece bir otomobildi diyor. İçeriye giren e, ilk kişilerden, olay yerine giren ilk kişilerden birisi bendim. Cam açıktı demesine çok takıldım. Mesela siz takılmadınız mı bilmiyorum. Cam açıktı dedi. Yani acaba birileri mi girdi çıktı o camdan ee, bilmiyorum. Patlama ile ilgili açılmadığını düşünüyorum hocamın dedi çünkü ben o yüzden oraya takıldım. Ama oraya bir araç gittiyse dediler ki Özkan'ın şoförlüğü yok o Özkan araba kullanamıyor. Ben zaten bu işi Özkan tek başına yaptığını düşünmüyorum ama planlayanlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Cuma günkü yayında eşim beni aldatmaz çok seviyoruz diyen adam bugün eşim zaten benden hayatımda biri var deyip boşanmak istedi diyor. E, bu neyin yalanı neyi gizliyor? Bütün bunları öğrendikten sonra size neden kullanılmayan evde randevu ulaştığınızın sebebi neydi? E, sağlık çalışanları hastanede Özkan'la buluşmak üzere o eve gittim diyor. Bunun açıklamasını yapar mısın dediğinde bunun bir açıklamasını yapamadı. Ama şöyle Rahmi Hoca'ya çıkıştı dedi ki bana boş yapmayın dedi. Rahmi Özkan da ona senin lehine Konuşuyorum. Olay şekil değiştirdi. E, Takındığım tavrı daha net ifade et. Soru işaretlerine cevap ver dedi. E, hayrına olur dedi yani böyle davranman. Davranacak mıdır bilmiyorum. E, görür müyüz onları bir daha yayında? Bence onları artık yayında görmemeliyiz. Onların yayında artık pek bir işi yok. E, aracın dediğim gibi o güvenlik görevlisi bilgileri net ve doğru bir şekilde aracın plakasından rengine kadar ifadelerinde Kullanılırsa herhalde bu soruşturmanın seyrinin değiştiğini, bunun bir kaza değil cinayet soruşturması olduğunu e, duyacağız. Ama o aileyi orada görmemeliyiz, görmeyeceğiz diye düşünüyorum. E, ben hepsinin teker teker o yayın itibariyle hemen alınıp sorgulandığını duymak isterim. E, yarın böyle bir haberle başlarsa, işte derim hız böyle bir şey, böyle olmalı. İnsan vicdanını soğutmalı, İnsanın vicdanını soğutacak. Diziler, filmler değil, adalet olmalı, hukuk sistemi olmalı. Çukur dizisini seyret, Çukur dizisini izle. Aleyna Çakır'dan bahsediyorlar, Çukur dizisini izle. Ümitcan Uygun'a e, diziden artık ceza kesilmiş. E, i̇nsanlar kendilerini böyle teselli ediyorlar diye demeden bir sürü mesaj geldi. Ama ben gece bir misafirlik içerisinde olduğum için... Buna bakamadım. Sabah erkenden uyanır uyanmaz oturdum ve Çukur dizisini seyrettim. Onunla ilgili yorumlarımı bundan bir sonraki videomda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.